Selam Dino. Dino tuşuna basmak ister misin? Hadi bugün ne yapacağımıza bakalım. Hadi bakalım. Evet, renkleri ve sayıları öğreneceğiz. Ve bir paskalya yumurtası avında yapacağız. Yumurtaların nerede olabileceğini merak ediyorum. Av oyun alanında başlayacak. Gidelim Dino. Selam Dino, selam Dina. Hadi paskalya yumurtası avına başlayalım. Acaba ilk yumurta nerede olabilir? Aramayı daha hızlı hale getirmek için ayrılalım. İyi buldun Dino. Birinci yumurta. Ve rengi kırmızı. Anladım Dino. İkinci yumurta ve rengi yeşil. Harikasınız. Üçüncü yumurta. Ve rengi sarı. Belki de durup yumurtanın sana gelip gelmediğini görmelisin. Evet işte bu. Dördüncü yumurta ve rengi mavi. Buralarda bir yerlerde bir yumurta daha olmalı. Evet, bu da sonuncusu. Beşinci yumurta ve rengi beyaz. Bugün neler öğrendiğimizi tekrar edelim mi? 1 numaralı yumurta kırmızı, 2 numaralı yumurta yeşil, 3 numaralı yumurta sarı, 4 numaralı yumurta mavi ve 5 numaralı yumurta beyaz. İşte oldu. İyi iş çıkardınız. Hoşça kal Dino ve Dina. Gelecek sefere görüşürüz. Selam Dino, nasılsın? Bugün bizimle birlikte misket oynamak ister misin? Ha. Harika. O zaman başlayalım. İşte turuncu bir misket. Onu başka bir misketle vurman gerekiyor. Hazır mısın Dino? İşte mor bir misket. Aferin Dino. Hadi bunları sayalım. 1 2 3 Bak, sarı bir misket. Wow Dino, bir defada iki misketi birden vurdun. Hadi bunları sayalım. 1 2 3 4 5 İşte turuncu bir misket. Ha?
Sorun değil Dino. Tekrar deneyelim. Bir defada 3 misket birden vurdun Dino. Hadi onları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aferin Dino. Aha. Tüm misketleri vurdun. Ve bugün ne kadar da çok renk öğrendik. Öğrendiklerini saymak ister misin? Aha. Mor. Sarı. Turuncu. Yeşil. Bugün ne kadar da çok eğlendik. Sonra görüşürüz Dino. Merhaba Dino. Merhaba Dina. Nasılsınız? Bugün yeni bir şeyler öğrenmek ister misiniz? Harika. Ne yapacağımızı biliyorsunuz. Dino tuşunu çevirelim ve bugün ne öğreneceğimizi görelim. Güneşli bir gün. Hem yeni bir şeyler öğreneceğiz, hem de oyun oynayacağız. Bakalım Dino tuşu bugün bize neler öğretecek. Bakın, şekiller butonu. Bir sonraki yuvanın nerede duracağına bir bakalım. Trenleri kullanacağız. Peki nerede kullanacağız merak ediyorum. Anladığım kadarıyla şekilleri öğrenmek için trenleri parkta kullanacağız. Pekala dinozorlar, trenleri yönlendirmek için uzaktan kumandalar kullanacağız. Ne kadar havalı. Turuncu uzaktan kumanda Dino için ve mavi uzaktan kumanda Dina için. Pekala dinozorlar, gördüğünüz gibi mavi ve turuncu trenler orada. İlk şeklinizi yapmaya hazır mısınız dinozorlar? Tamamdır. Dino, neden başlamıyorsun? Vay canına, harika Dino. Bir daire şekli yaptın. Hadi başka şekilleri de deneyelim. Tamam. Tamam Dina, hadi artık başlayalım. Bakın, bu bir üçgen şekli. Dina, başka bir şekil daha yapabilir misin? Tamam, devam edelim o zaman. Tebrikler Dino ve Dina. İki tane kare şekli yaptınız. Tebrikler Dino ve Dina. Bugün üç farklı şekil yaptınız. Bu şekillerin neler olduğunu hatırlıyor musunuz? Bir daire şekli, bir üçgen şekli ve iki kare şekli yaptınız. Harika iş çıkardınız arkadaşlar. Gelecek sefere görüşürüz. Selam Dina. Selam Dino. Bugün gökyüzünde ne kadar da çok bulut var. Onlara bakmak ister misiniz? Harika. Hadi gidelim. Gökyüzüne bakın çocuklar. Bana ne gördüğünüzü anlatın.
Oo, bulutlar rakamlara benziyor. 1 2 3 Eminim başka bulutlar da vardır. Tepeye tırmanıp onları bulmalıyız. Acele etmeye gerek yok. Yarış yapmıyoruz çocuklar. Bakın, gökyüzünde bulutlar var. 4 5 6 Aferin. Hadi, neredeyse tepenin zirvesine ulaştık. Wow, ne kadar da harika bir manzara. Hiç bulut görüyor musunuz? İşte buradalar. 7 8 Aa, bu bir yıldız. Dokuz, on. Bu bulutlar harikaydı. Aferin çocuklar. Ona kadar sayı saymasını öğrendiniz. Bu çok iyi bir şey. Baştan saymak ister misiniz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bugün çok eğlendik çocuklar. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selam Dino. Selam Dina. Nasılsınız? Bugün yeni bir şeyler öğrenmek ister misiniz? Pekala. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Dino, arama tuşuna basın ve bugün ne öğreneceğinizi görün. Karlı bir gün. Öğreneceğiz ve oynayacağız. Bakalım Dino araması bize bugün ne öğretecek? Bakın bu şekiller tuşu. Bakalım sıradaki slot nerede duracak? Buz patenine gidiyoruz. Acaba nereye? Sanırım bu kar tanesinin ne anlama geldiğini biliyorum. Buz pateni pistinde kaymaya gidip şekilleri öğreneceğiz. Buzda nasıl kayılır biliyor musun Dino? Endişelenme Dino. Dina sana nasıl kayılacağını gösterecek. Önce buz patenlerimizi giyelim. Bakın Dino için yeşil patenler ve Dina için de mavi patenler. Wow, ikiniz de çok havalı görünüyorsunuz. O zaman buz pateni pistine gidip bugün hangi şekilleri öğreneceğimizi görelim. Ops, dikkat et Dino. Buz çok kaygan. Merak etme Dino. Dina sana bir profesyonel gibi kaymayı öğretecek. İlk şeklinizi çizmeye hazır mısınız dinozorlar? Tamam, artık kaymaya başlayabiliriz. Aferin Dino ve Dina. Bir daire çizdiniz. Başka bir şekil daha çizmeyi deneyelim mi? Tamam. 1, 2, 3, başla. Bakın, bu bir kare.
Dino, Dina, bir şekil daha çizebilecek misiniz? Tamam, devam edin. Bu bir üçgen. Aferin Dino ve Dina. Bugün üç şekil çizdiniz. Ne olduklarını hatırlıyor musunuz? Bu doğru Dina. Bir daire. Bir kare. Ve... Evet Dino, bir üçgen. Aferin çocuklar. Sonra görüşürüz. Merhaba Dino. Bugün ne yapacağız? Hadi bakalım. Nasıl donut yapılır onu öğreneceğiz. Ve nasıl donut yapılır öğrenmek için bazı malzemelere ihtiyacımız var. Dışarıda yapacağız gibi duruyor. Hadi çimene gidelim Dino. Merhaba Dino ve Dina. Umarım bugün açsınızdır. Çünkü nasıl donut yapılır onu öğreneceğiz. Malzemelerimiz de burada. Bakalım harika donutlar yapabilecek miyiz? Önce neye ihtiyacımız var çocuklar? İyi fikir Dino. Önce sütü ısıtmakla başlayalım. Sütü kaba koymak ister misin? Harika. Şimdi de donutları tatlı ve lezzetli hale getirmemiz lazım. Fikri olan var mı? Doğru Dina. Şeker. Onu da kabımıza koyalım. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi tavukların yaptığı bir şeye ihtiyacımız var. Sanırım ne demek istediğimi biliyorsunuz. Doğru. Yumurta. İki tane yumurta alalım. Dino, yardım edebilir misin? Hayır Dino. Önce yumurtaları kırmalıyız. Hafifçe kasenin kenarına vur. Ve içindeki kaba gelsin. Dikkat et, yumurtanın kabuğu gelmesin. İki yumurtaya ihtiyacımız var. O zaman kaç taneye daha ihtiyacımız var? Doğru, bir tane daha. Çünkü 1+1=2 eder. Hamuru biraz daha kıvamlı hale getirmemiz lazım ki donutları şekillendirebilelim. Bunun için neye ihtiyacımız var? Evet, doğru. Biraz un ekleyelim. Merak etme Dina. Hamur işi yaparken bu tarz şeyler olur. Harika. Şimdi tüm malzemeleri karıştırıp, donut şeklini verip, kızgın yağda kızartacağız. Bunun için bir ocağa ihtiyacımız var. İşimizi bitirip sizinle tekrar görüşelim çocuklar. Tamam mı? Çok iyi görünüyorlar. Bakalım kaç tane yaptınız? 1, 2, 3, 4, 5. Çocuklar... 5 harika donutunuz var. Ve şimdi de en iyi kısım. Ve nedir o? Doğru. Donutları yeme zamanı. Gerçekten güzel. Şimdi nasıl donut yapılır biliyorsunuz. Gelecek sefere görüşürüz.